İhanete uğrayan hainler Mart Haziran 1566 Tehlike insani anlamda Meristuart'a her zaman şans getirmiştir. Çünkü tüm varlığını ortaya koyarak mücadele ettiği en önemli ve en belirleyici anlarda bu kadının olağanüstü yeteneklere sahip olduğu görülecektir. Mutlak ve sarsılmaz bir irade gücü, hızlı ve mükemmel bir kavrayış yeteneği, çılgınca ve hatta kahramanca bir cesaret. Ama bu üstün yetenekleri harekete geçirmek için onun en derin ve en hassas yanının ağır bir darbe yemesi gerekiyordu. İçindeki dağınık güçler ancak o zaman toplanıp gerçek bir enerjiye dönüşebiliyordu. Onu aşağılayıp onurunu kırmaya çalışanlar aslında onu yüceltmiş olurlar. Yazgısının her türlü sınavı gerçek anlamda onun için bir kazanç ve lütuf anlamına gelir. Hayatının bu ilk onur kırıcı gecesi Mary Stuart'ın karakterini tamamen ve sonsuza dek değiştirmişti. Kocasının kardeşinin, yakın dostlarının ve tebasının gösterdiği güven duygusuna ihanet ettiklerini gördükten sonra, önceleri yumuşak huylu ve zarif bir kadın olan kraliçenin ruhundaki her şey, bu korkunç deneyimin kızgın demirhanesinde dövülen, çelik gibi sert ve aynı zamanda da iyi dövülebilen bir metal gibi yumuşak bir kıvrakla dönüşmüştü. Gerçek bir kılıcın iki tarafı da nasıl keskinse, Mary Stuart'ın karakteri de daha sonraki felaketlerin başlangıcını teşkil eden o kanlı geceden beri iki farklı kişiliğe bürünmüştü. Büyük ve kanlı bir trajedi artık başlıyordu. Tebasının tutsal olarak kapatıldığı odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşırken tüm benliğini sadece intikam düşüncesi kaplıyor ve sürekli şunları düşünüyor, şunları aklından geçiriyordu. Düşmanlarının çevresinde oluşturduğu halkayı nasıl kırabilir? En sadık uşağı Rizyo'nun döşeme tahtalarından hala sıcak sıcak damlayan kanının intikamını nasıl alabilirdi? Biraz önce itiatsizlik edip kendisine karşı gelenleri kraliçelerine hem de kutsal kraliçelerine el kaldıranları kendi kuzurunda ya da itam kütüğünün önünde nasıl diz çöktürmeliydi? Şimdiye kadar hep dürüstçe hareket etmiş olan bu mücadeleci kadın uğradığı bu büyük haksızlıktan sonra artık her çareye başvurabilir, her şeyi meşru sayabilirdi. Mary Stuart büyük bir ruhsal değişim geçiriyordu şimdiye kadar dikkatsizce hareket eden, hiç kimseye yalanlar söylemeyecek kadar dürüst olan, herkesle dürüst oynayan bu kadın artık her şeye dikkat eder olmuş, iki yüzlü davranmayı öğrenmiş ve hainleri kendi silahlarıyla vurmak için bütün düşünsel yeteneklerini kullanmaya karar vermişti. İnsan aylar ve yıllar içinde öğreneceğini çoğu kez tek bir günde öğrenir. Mary Stuart da bu korkunç olaydan tüm yaşamını etkileyecek çok önemli bir ders almıştı. Suikastçıların hançerleri sadık uşağı Rizio'yu gözlerinin önünde öldürmekle kalmamış, aynı zamanda tereddütsüz beslediği güven duygusunu ve ön yargısızlığını da derinden yaralamıştı. Hainlerin sözlerine inanmak, yalancılara karşı dürüst davranmak, ve kalpsizlere karşı kalbini açmak ne büyük bir hata, ne büyük bir akılsızlıktı. Hayır, artık olduğundan farklı görünmek, duygularını inkar etmek, kin ve nefretini gizlemek, düşmanlıkları hiçbir zaman bitmeyecek olanlara karşı dostça davranmak, öldürülen dostunun öcünü almak için içindeki nefreti gizleyerek intikam saatinin gelmesini beklemek zorundaydı. Gerçek düşüncelerini belli etmemek için her türlü çabayı göstermek, kazandıkları zaferin sarhoşluğu içindeki alçakları uyutmak, onları aşağılayıp utanç verici bir duruma düşürmek için bir ya da iki gün daha küçük düşürülmüş ve onuru kırılmış görünmesi gerekiyordu. Çünkü böylesine korkunç bir cinayetin intikamı ancak daha cesur, daha cüretkar, daha onur kırıcı bir ihanetle alınabilirdi. Mary Stuart tıpkı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan silik ve rahat bir doğaya sahip insanların çoğu kez yaptıkları gibi yıldırım hızıyla dahice bir plan hazırladı. Darnley ve öteki suikastçiler birlikte hareket ettikleri müddetçe durumunun tamamen umutsuz olduğunu bir bakışta görebiliyordu. Onu sadece tek bir şey kurtarabilirdi. O da suikastçi bloğunun arasını açmaktı boğazına sımsıkı bağlanan zinciri hemen koparıp atamayacağına göre bu zinciri hile ile en zayıf yerinden koparmaya çalışmalıydı. Yani hainlerden birinin öteki hainlere ihanet etmesini sağlaması gerekiyordu. Bütün bu aşağılık yalancılardan kişiliği en zayıf olanını ne korkunç bir durum ki çok iyi tanıyordu. Her güçlü parmağın baskısıyla kolayca şeklini değiştiren bu adam balmumu kalpli, kocası Darnley'di. Mary Stuart'ın düşündüğü ilk önlem psikolojik bakımdan mükemmeldi. Şiddetli doğum sancıları olduğunu söyledi. Geçen gece yaşadığı heyecan ve gerilim, beş aylık hamile olan bir kadının gözlerinin önünde işlenen korkunç cinayet, vakitsiz bir doğum olasılığını pekala akla getirebilirdi. Mary Stuart kendisini hemen yatağa atarak dayanılmaz sancılar çekiyormuş gibi kıvranmaya başladı. Böyle bir durum karşısında hiç kimse hainlikle suçlanmadan hizmetçilerin ve doktorların yardımını bu hasta kadından esirgeyemezdi. Zaten kraliçede şimdilik daha fazlasını istemiyordu. Çünkü en zor sınavı başarmıştı. Artık güvendiği hizmetçiler sayesinde Botwell, ve Huntley'e haber gönderebilir ve düşündüğü kaçma planı için gerekli hazırlıkların yapılmasını isteyebilirdi. Üstelik düşük yapma tehdidiyle bütün suikastçileri ve özellikle de Darnley'i büyük bir ahlaki sorumluluk altına sokmuş oluyordu. Çünkü karnında taşıdığı çocuk hem İskoçya tahtının hem de İngiltere tahtının varisiydi eğer Danli'nin hamile bir kadının gözleri önünde işlettirdiği sadist cinayetle karısının karnındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu duyulacak olursa, o zaman dünya karşısında kraliçenin karnındaki çocuğun öz babası olarak kendisi sorumlu tutulurdu. Darnley büyük bir tedirginlik içinde karısının odasına gitti. Şimdi olağanüstü bir tuhaflığı ortaya koyan Shakespeare düzeyinde bir sahne başlıyordu. Bu sahne, 3. Richard'ın bizzat öldürdüğü adamın tabutu önünde dul karısına talip olduğu ve onun sevgisini kazandığı o ünlü sahneye eş değer olabilirdi. Burada öldürülen henüz gömülmemiştir. Burada da katil ya da suç ortağı kendisine karşı akla gelebilecek en büyük ihaneti yapan adamla Karşı karşıya bulunmaktadır. İki yüzlülük burada da şeytani bir anlam kazanmıştır. Kimse bu sahneye tanık olmamıştır. Sahnenin sadece başlangıcı ve sonu bilinmektedir. Derli bir gün önce ölesiye alçalttığı karısının odasına gitmiştir. Öte yandan karısı da ilk hiddet ve öfke anında kocasından ölesiye intikam alacağını söylemiştir. Bir gün önce Siegfried'in cesedi başında katile karşı yumruklarını sıkmıştı. Ama intikam alabilmek için yine Krimhild gibi bu ilk gecede nefretini içinde saklamayı öğrenmişti. Darnley, kraliçenin odasına girdiğinde bir gün önce gurur ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan bir kadın yerine ölesiye yorgun, zavallı, gerçek efendisi olduğunu gösteren bu güçlü ve gaddar adama sevgi ve itaatle bakan uysal bir kadınla karşılaşmıştı. Bu kendini beğenmiş budala bir gün önce hayalini kurduğu büyük zaferi şimdi kutlayabileceğini düşünüyordu. Demek ki Mary Stuart sonunda kocasına yeniden aşkını ilan etmişti. Bu gururlu ve kurumlu kadın kocasının demir bileğini hisseder etmez yumuşamış ve itaatkar biri olmuştu. Şu sefil İtalyan alçığı ortadan kaldırıldığından beri gerçek bir eş ve kraliçe olmuştu. Aslında zeki ve kafası çalışan bir insanın bu kadar ani bir değişimi kuşkulu bulması gerekirdi. Gözleri öldürücü bir hançer gibi parlayan ve ona hain bir babanın hain oğlu diyen bu kadının keskin çığlıklarının hala kulaklarında çınlaması gerekirdi. Bu Stuart kızının böyle bir rezaleti asla affetmeyeceğini ve kendisine yapılan hakareti unutmayacağını bilmeliydi. Ama Darnley, ruhu okşanan her kendini beğenmiş gibi saf biriydi ve bütün aptallar gibi de unutkandı. Sonuç olarak tuhaf ve karmaşık bir durum bu ateşli genç adam, Mary Stuart'ın karşılaştırdığı erkekler arasında onu en çok seven erkek olmuştu. Bu şehvet delisi delikanlı, kraliçenin bedenine köpeği gibi bağlanmıştı. Son zamanlarda onu en çok kızdıran ve çıldırtan şey, karısının kendisine sarılmaktan kaçınıyor olmasıydı. Oysa şimdi beklenmedik bir mucize, arzuladığı bu kadın tamamen ve yeniden kendisine aitti. Ve daha önceleri sürekli reddettiği halde geceyi kendisiyle birlikte geçirmek istiyordu. Darlin'in gücü kuvveti hemen erimiş, yeniden sevecen ve itaatkar biri olmuştu. O artık kraliçenin tutsağı, uşağı ve en sadık kölesiydi. Mary Stuart'ın sonunda bir rafine oyunla durumu kendi lehine çevirip bir Paulus mucizesi gerçekleştirdiğini kimse bilmez. Ama öteki lordlarla birlikte Mary Stuart'a ihanet eden Darnley, cinayet olayının üzerinden 24 saat geçmeden söylenen her şeyi yapmaya hazırdı ve dünkü suç ortaklarını kandırmak için elinden geleni yapacaktı. Kraliçenin kocası Darnley'i yeniden kendine bağlayışı, ötekilerin onu kendilerine bağışlayışlarından daha kolay olmuştu. Darnley, suikast olayına karışanların bütün isimlerini vermiş, Mary Stuart'ın kaçışına yardım edeceğini ve suikastçilerin başı olması dolayısıyla sonunda kendisine dönecek bir intikam aracı olmayı hiç düşünmeden kabul etmişti saygın bir koca ve hükümdar olarak girdiği sandığı odadan kraliçenin elinde oynattığı bir oyuncak olarak çıkıyordu. Mary Stuart uğradığı bu en ağır hakaretten birkaç saat sonra vurulduğu zincirleri tek bir darbeyle kırmış, suikastçilerin elebaşı öteki hainlerin haberi olmadan kendi aleyhlerine dönmüş ve böylece kraliçenin dahice hazırladığı iki yüzlük planı ötekilerin haince planına galip gelmişti. Moray öteki Ülke dışına sürülen öteki lordlarla birlikte Edinburgh'a geldiği sırada kraliçenin kurtarılması yarı yarıya hallolmuştu. Bu riyakar adam her zamanki tedbirliği ve kurnazlığıyla Rizio öldürülürken orada bulunmamış ve dolayısıyla suikaste karıştığı kanıtlanamamıştı. Bu Kurnaz adamı ileride de tehlikeli yollarda yakalamak asla mümkün olmayacaktı. Ama her zaman olduğu gibi ötekiler bu utanç verici işi hallettikten sonra o sakin, gururlu ve kendinden emin olarak tertemiz elleriyle ektiği ürünü toplamaya hazırdı. Moray, Meristuar'ın aldığı önlemlere göre özellikle bu 11 Mart gününde parlamentoda resmen hain ilan edilecekti. Ama asilerin elinde tutsak olan kız kardeşi birdenbire bütün kinini ve nefretini unutmuştu. İçinde bulunduğu çaresizliğin etkisiyle mükemmel bir komedi oyuncusu kesilen kraliçe, kendisini hemen onun kollarına atıyor. Dün kocasından aldığı sahte öpücüğü onun alnına konduruyordu. Kısa bir süre önce sarayından kovduğu adama sevgilerini sunarak ondan kardeşçe öğüt ve yardım istiyordu. İyi bir psikolog olan Moray durumu tüm çıplaklığıyla görmüştü. Şundan kesinlikle kuşku duymamak gerekir ki Moray İskoçya kraliçesinin yürüttüğü gizli katolik politikasını önlemek için Rizionun öldürülmesini istemiş ve bunu onaylamıştı. Onun düşüncesine göre bu karanlık entrikacı protestan ve dolayısıyla İskoçya davası için tam bir yüz karasıydı ve ayrıca kendi iktidar hırsının önünde engel teşkil ediyordu. Ama Rizio ne büyük mutluluk ki ortadan kaldırıldığına göre Moray artık bütün bu bulanık işlerin bir an önce halledilmesini istiyordu. Bunun için bir uzlaşma önerisinde bulundu. Kraliçe'nin Asil lordlar tarafından onur kırıcı bir şekilde gözaltında tutulmasına hemen son verilecek ve Mary Stuart'ın kraliçelik onuru kayıtsız şartsız geri verilecek. Buna karşın kraliçe de olup bitenleri tamamen unutacak ve yurtsever katilleri affedecekti. Kaçış planını kendisine ihanet eden kocasıyla birlikte en küçük ayrıntısına kadar hazırlamış olan Mary Stuart doğal olarak Katilleri affetmeyi düşünmüyordu ama asilerin dikkatini dağıtmak için bu öneriyi kabul ettiğini söyledi. Cinayetin üzerinden 48 saat geçtikten sonra Rizyon'un paramparça edilen vücuduyla birlikte bütün bu olay da tamamen toprağın altına gömülmüş gibiydi. Hiçbir şey olmamış gibi hareket edilecekti. Küçük ve sıradan bir müzisyen öldürülmüştü bunda ne vardı ki? Herkes bu yabancı serseriyi unutacak ve İskoçya'ya yeniden barış gelecekti. Aralarında sözlü bir anlaşma yapmışlardı. Ama buna rağmen asiler Mary Stuart'ın daire kapısının önüne diktikleri nöbetçileri geri çekmeyi kabul etmek istemiyorlardı. İçlerinde tuhaf bir duygu vardı ve bu duygu onları rahatsız ediyordu. İçlerinden en akıllı olanları, Mary Stuart'ın onuruna ne kadar düşkün bir kadın olduğunu çok iyi biliyor ve bütün bu iyi niyetli barış jestlerine rağmen uşağının Hunhanca öldürülmesini unutup kendilerini gerçekten affedeceğine inanmıyorlardı. Bunlar bu ele avuca sığmaz kadının sürekli gözetim altında tutulmasının ve uşağının intikamını alma olasılığının elinden alınmasının daha doğru olacağını düşünüyorlardı. Kraliçe özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz kendileri için büyük bir tehlike olacağını hissediyorlardı onları rahatsız eden bir başka şey de Darlin'in sık sık onun odasına çıkarak hasta olduğu söylenen kraliçeyle uzun uzun gizli görüşmeler yapmasıydı. Bu sefil adamın en küçük bir baskıyla bile kandırılabileceğini kendi deneyimlerinden biliyorlardı. Mary Stuart'ın onu kendi yanına çekeceğinden kuşku duymuyorlardı ve bunu da ona açık açık söyleyerek kraliçenin vaatlerinden birine bile inanmaması, kendilerine sadık kalması konusunda Darnley'i özellikle uyardılar ve aksi halde ne büyük bir kehanet. İkiniz de yaptıklarınızdan pişmanlık duyacaksınız dediler büyük yalancı Darnley, Kraliçenin her şeyi unuttuğu ve kendilerini affedeceği konusunda onlara güvence vermeye çalışsa da asiler, Mary Stuart işledikleri suçun cezasız kalacağını resmi bir yazıyla kendilerine tahayyüt etmeden önce yatak ödesinin önündeki nöbetçileri geri çekmeyi düşünmediklerini söylediler. Sözüm ona bu hak, ve hukuk dostları cinayet işlemek için yaptıkları gibi işledikleri cinayeti affettirmek için de yazılı bir belge istiyorlardı. Görüldüğü gibi bu eğitimli ve deneyimli yemin bozucular salt söz vermenin acele verilmiş bir karar olduğunu ve bunun bir değerinin bulunmadığını biliyorlar. Bu yüzden de yazılı güvence istiyorlardı. Fakat Mary Stuart kendi imzaladığı belgeyle katillerle ilişki kurmayacak kadar gururlu ve tedbirliydi. Bu serseri sürüsünden hiçbiri kraliçenin elinden bond aldık diye övünmemeliydi. Ama Mary Stuart onların istediği belgeyi vermemeye kesin kararlı olduğu halde bunu seve seve vermeye hazırmış gibi de bir davranış sergiliyordu. Bütün amacı akşama kadar zaman kazanmaktı. Kraliçe'nin avucunun içinde yeniden balmumu gibi yumuşamış olan Darnley, dünkü suç ortaklarını sahte bir samimiyetle kandırmak ve onların istedikleri belgeyi düzenlemek gibi pis bir işle görevlendirilmişti. Yedi emin sıfatıyla asillerin yanına gitti. İstenen belgeyi onların arzularına uygun olarak hazırlamak için onların fikirlerini aldı. Sonunda iş Stuart'ın imzasına kalmıştı. Ama Darny akşamın bu geç saatinde kraliçeyi rahatsız edemeyeceğini, kraliçenin yorgun ve bitkin olduğu için erkenden uyuduğunu, ancak ertesi sabah bir yalancı için ikinci bir yalan daha söylemenin ne önemi var ki, belgeyi imzalatıp kendilerine getireceğine söz verdi. Bir kral bu şekilde söz verdikten sonra artık ona inanmamak hakaret sayılırdı. Böylece isyancı asiler anlaşmayı onayladıklarını göstermek için Mary Stuart'ın dairesinin önündeki nöbetçileri geri çektiler. Zaten kraliçe de bundan daha fazla bir şey beklemiyordu. Artık kaçış yolu açılmıştı. Kapısı önündeki nöbetçiler uzaklaşır uzaklaşmaz Mary Stuart sözde hasta yattığı yatağından hızla kalktı ve büyük bir enerjiyle hazırlıklara başladı. Botvel ve sarayın dışındaki öteki dostları çoktan haberdar edilmişlerdi. Gece yarısı kilise duvarının gölgesinde eğerli atlar kendisini bekleyecekti. Şimdi yapılacak tek şey isyancıların dikkatini dağıtmaktı. Şarap içirip eğlendirerek onları uyutma işi, bütün öteki bayağı işler gibi yine derneye düşüyordu. Kraliçe'nin emri üzerine bir gün önceki suç ortaklarını büyük bir akşam ziyafetine davet etti. Hep birlikte bardak bardak şaraplar içildi ve barışma gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlandı. Sonunda isyancı dostlar içilen şarabın etkisiyle başları öne düşmüş, ağırlaşan adımlarıyla yalpalaya yalpalamaya, yatmaya giderlerken, Darnley herhangi bir kuşku uyandırmamak için Mary Stuart'ın odasına gitmekten özenle kaçındı. Ama lordlar tedbir almaya gerek görmeyecek kadar kendilerinden emindiler. Kraliçe onlara suçlarını bağışlayacağı sözünü vermiş, kral da buna kefil olmuştu. Üstelik Rizio toprağın altına girmiş ve Moray da yeniden ülkeye dönmüştü. Daha fazla düşünmeye ve kuşkulanmaya ne gerek vardı? Bu kadar yorucu bir günden sonra yatağa yatıp şarabın ve zaferin sarhoşluğunu derin bir uykuyla gidermek ne güzel olurdu. Uyuyan sarayın koridorları derin bir sessizliğe gömülürken gece yarısına doğru yukarıda yavaşça bir kapı açıldı. Mary Stuart, hizmetçilerin odalarından geçip bir merdivenle aşağı indikten sonra bir yeraltı dehlizinden geçerek kilisenin altındaki mezarlığın bodrumuna kadar geldi. Islak duvarlarından sular damlayan ve içerisi buz gibi olan bu bodruma çıkan yol çok korkunçtu. Yol boyunca yanan meşaleler, simsiyah olmuş duvarlara, tabutlara ve üst üste istif edilmiş insan kemiklerine titrek titrek ışık saçıyordu. Sonunda açık havaya ve özgürlüğe açılan kapıya çıkmak ne güzel bir duyguydu. Şimdi kilisenin avlusundan geçip dostlarının eğerledikleri atlarıyla kendisini bekledikleri duvarın dibine varmak kalmıştı. Darnley birden duraksadı. Neredeyse tökezlemişti. Kraliçe hemen onun yanına gitti ve o anda ikisi de üstü yeni örtülmüş tepeciğin David Rizyo'nun mezarı olduğunu dehşetle gördüler. Bu olay hakareti uğrayan bu kadının çelik kadar katılaşan kalbine bir kere daha inen bir çekiç darbesiydi. Mary Stuart yapması gereken iki şey olduğunu biliyordu. Kaçışıyla kraliçelik onurunu kurtarmak ve tahtın varisi olacak çocuğunu doğurmak, daha sonra da kendisini küçük düşürmeye yardım eden herkesten intikam almak, aptallığı yüzünden kendisine yardım eden kocasından da intikam almak. Bu beş aylık hamile kadın bir an bile tereddüt etmeden kendisine bağlı olan muhafız alayı komutanı Arthur Erskine'ın bindiği atın sarısına bindi. Mary Stuart, kendisini bu yabancı adamın arkasında, kraliçeyi beklemeden hemen atına atlayıp önden koşturan korkak kocasının yanında olduğundan daha güvende hissediyordu. Komutan Erskine ve ona arkadan sıkı sıkıya sarılan Mary Stuart, bindikleri atı dört nala koşturup 21 mil yol kat ederek Lord Sitten'ın sarayına vardılar. Burada kendisine özel bir at ve 200 atlıdan oluşan bir koruma birliği tahsis edildi. Böylece bu firari kadın gün ağrırken yeniden hükümdar olmuştu. Öğleden önce de Donber kalesine geldi ama kraliçe biraz dinlenmeye çekilmek yerine hemen işe koyuldu. Ben kraliçeyim demesi yetmezdi. Kraliçe olmak için böyle anlarda savaşmak gerekiyordu. Mary Stuart kendisine sadık kalan soyluları çağırmak ve Holyrood Sarayı'nı işgal altında tutan asilere karşı bir ordu kurmak için dört bir yana mektuplar yazıyor ya da yazdırtıyordu. Hayatı kurtulmuştu. Artık tacını ve onurunu da kurtarması gerekirdi. Ne zaman intikam alma söz konusu olsa, ne zaman içini bir ihtiras ateşi kaplasa, Mary Stuart tüm zaaflarını ve tüm yorgunluğunu yenmesini biliyordu. Böyle büyük ve önemli anlarda kalbinin gücü en üst düzeye çıkıyordu. Ertesi sabah Holyrood Sarayı'nda uyanan asiler korkunç bir durumla karşılaştılar. Odalar boştu. Kraliçe kaçmıştı. Suç ortakları ve hamileri Darnley'de kaçmıştı. İlk başta içine düştükleri durumun ciddiyetini kavrayamadılar. Darlin'in kral olarak kendilerine verdiği söze güvenerek dün akşam birlikte hazırladıkları genel affın hala geçerli olduğuna inanıyorlardı. Böyle büyük bir ihaneti unutmak gerçekten mümkün değildi. Hayır, onlar kandırıldıklarına inanmıyorlardı. Söz verilen imzalı belgeyi alıp getirmek üzere Lord Sempil'i elçi olarak Danbar Sarayı'na gönderdiler. Ama Mary Stuart gelen barış elçisini üç gün boyunca sarayının kapısında bekletti. Asilerle görüşmek istemiyordu. Özellikle de Botwell bir askeri birlik oluşturduktan sonra bunu yapması için bir neden de yoktu. Şimdi hainler soğuk korkuyu enselerinde hissediyorlardı. Saflar hemen çözülmeye başladı. Yalvarıp af dilemek için birer birer kraliçeye sokulmaya başladılar. Ama David Rizzio'ya ilk saldıran Ruthven ve kraliçeye silah doğrultan Favdonsayt gibi elebaşılar hiçbir zaman affedilmeyeceklerini biliyorlardı. Bu iki hain hemen ülkeden kaçtı. Onlarla birlikte Rizzio cinayetini kutsal bir eylem olarak gören ve bunu yüksek sesle herkese duyuran John Knox da ortadan kayboldu. Mary Stuart içindeki büyük intikam duygusuyla herkese örnek olacak bir ceza vermek ve sürekli isyan eden lordlar çetesine kendisine karşı işlenen suçun cezasız kalmayacağını göstermek istiyordu. Ama içinde bulunduğu durum kraliçeye bundan böyle daha dikkatli ve daha sinsi hareket etmesi gerektiğini öğretecek kadar tehlikeliydi. Kuşkusuz üvey kardeşi Moray'ın suikast olayından haberi vardı. Zamanında gelmesi bunu doğruluyordu. Ama cinayete doğrudan doğruya katılmamıştı. Mary Stuart bu güçlü adamı korumanın akıllıca bir iş olacağını anladı. Daha çok insanı kendine düşman etmemek için onun yaptıklarına göz yummasının doğru olacağını düşündü. Eğer katilleri ciddi olarak yargılamak isteseydi, cezalandıracağı ilk kişi onları odasına getiren ve Rizyo öldürülürken ellerini tutan kendi kocası Darnley olmaz mıydı? Ama Mary Stuart'ın kraliçelik onuruna ağır bir darbe indiren Chastelard skandalından sonra Darnley'i intikamını alan kıskanç ve kuruntulu bir koca olarak göstermek için haklı nedenleri vardı.'' Yaşanan felaketin baş sorumlusu olan adamın işlenen cinayete hiçbir şekilde katılmadığını göstermek için olayın biçimini değiştirmek gerekiyordu. Gerçi iki belge imzalayan, katillerin cezalandırılmamasını garanti eden, kurallara uygun bir kontrat düzenleyen ve kendi hançerini kasap dostlarından birine ödünç veren bu hançer, Rizyon'un delik deşik olmuş vücudunun üzerinde bulunmuştu bir adam söz konusu olunca insanları buna inandırmak çok zordu. Ama kuklalarının da iradesi ve onuru yoktur. Mary Stuart iplerini çeker çekmez Darnley onun istediği gibi oynamaya başladı. Edinburgh pazar meydanında halkın gözü önünde prenslik onuru ve namusu üzerine yüzyılın en iğrenç yalanını söyleyerek bu iğrenç komploya katılmadığını, Rizyo'nun öldürülmesini suikastçilere önerdiği, emrettiği, onlara izin verdiği ve yardım ettiği konusunda kendisine yöneltilen suçlamanın yalan ve iftira olduğunu herkesin bilmesini istedi. Oysa bütün ülke ve Edinburgh halkı onun bu cinayeti asilere tavsiye etmek, emretmek, izin vermek ve yardım etmekle yetinmediğini, mührüyle ve imzasıyla da onayladığını biliyorlardı. Bu iradesiz kişiliksiz sahtekarın cinayet eylemi sırasındaki korkak halinden daha üstün bir özelliği varsa eğer, o da yaptığı bu iki yüzlü açıklamaydı. Edinburgh Pazar Meydanı'nda halkın önünde ettiği bu yeminle kendi kendisini mahkum etmiş oluyordu. Mary Stuart intikam almaya yemin ettiği soyluların hiçbirinden, kocası Darlin'den aldığı kadar böylesine korkunç bir intikam almamıştı. Gizliden gizliye hep nefret ettiği bu hain adama baskı yaparak onun kendi kendisini tüm dünyanın gözü önünde sonsuza dek rezil etmesini sağlamıştı. Şimdi cinayet olayı üzerine yalandan dokunmuş bir kar beyazı kefen örtülmüştü. Tuhaf bir şekilde yeniden bir araya gelen kral ve kraliçe çifti, borazan sesleri ve zafer tantanaları eşliğinde Edinburgh'a girdiler. Artık herkes sakindi ve ortalık yatışmış gibiydi. Acınacak durumdaki adaletin yerini bulmasını sağlamak ve aynı zamanda kimseyi de korkutmamak için klan reisleri yukarıda hançerlerini sallarken, aşağıda da bunların emriyle kapı önlerinde nöbet tutan Olayın iç yüzünden habersiz birkaç zavallı asker ve teba asılmıştı. Büyük efendiler cezalandırılmamış, ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşıyorlardı. Rizyo'ya bir ölü için çok küçük bir teselli, kraliyet mezarlığında uygun bir yer hazırlandı. Kraliçe'nin erkek kardeşi Moray krallığı Kraliçe ile birlikte yönetecekti. Böylece bütün bu trajik olay bağışlanmış unutulmuş olacaktı. Mary Stuart'ın bütün bu tehlikelerden ve gerilimlerden sonra ciddi biçimde sarsılan konumunu sağlamlaştırmak için yapacağı bir şey daha vardı. İskoçya tahtının varisini sağ salim dünyaya getirmek. Çünkü böyle sefil bir kukla kralın karısı olarak değil, ancak gerçek bir kralın annesi olarak her türlü tehlikeden uzak kalabilirdi. Doğum anını endişeyle bekliyordu hamileliğinin son haftalarında içini tuhaf bir hüzün ve korku kaplamıştı. Acaba Rizyon'un ölümünden kalma sıkıntılı bir duygu hala ruhunu gölgeliyor muydu? Yoksa gittikçe artan bir seziş gücüyle yaklaşan bir felaketi mi hissediyordu? Mary Stuart bütün bunları düşünerek bir vasiyetname hazırladı ve bu vasiyetnameyle evlendikleri gün Darlin'in parmağına taktığı evlilik yüzüğünü ona bıraktığını vasiyet etti. Ama vasiyetnamesinde öldürülen Rizyo'nun kardeşi Joseph Rizyo'yu, Botveli ve dört Merileri de unutmadı. Her zaman kaygısız ve yürekli bir kadın olan Mary Stuart ilk defa ölümden ve buna benzer bir tehlikeden korkuyordu yaşadığı o korkunç geceden beri yeterince güven vermeyen Holurut Sarayı'ndan ayrıldı ve daha az konforlu olan ama yüksek duvarlara ve aşılması imkansız bir kaleye sahip olan Edinburgh Sarayı'na geldi. İskoçya ve İngiltere Krallık tacını giyecek olan varisini kendi hayatı pahasına da olsa burada dünyaya getirecekti. 9 Haziran sabahı Kaleden atılan toplar bütün şehre ve halka sevindirici bir haber verdi. Bir oğlan çocuğu, bir Stuart, İskoçya'nın gelecekteki kralı dünyaya gelmişti. Artık gelecekte kadınların tehlikeli saltanatı sona erecekti. Annenin özlemle beklediği düşü, bütün ülkenin erkek bir Stuart varisi isteği sonunda en iyi şekilde gerçekleşmişti. Ama Mary Stuart çocuğunu dünyaya getirir getirmez onun onurunu korumakla yükümlü olduğunu da hissetti. Suikastçilerin kraliçenin Rizio ile ilişkiye girerek evliliğine ihanet ettiği konusunda Darlin'in kulağına fısıldadıkları zehirli söylentilerin sarayın duvarlarından dışarı sızdığını çok iyi biliyor olmalıydı. Doğan veliahtın meşruluğunu ve dolayısıyla veraset hakkını inkar edebilmek için her türlü bahanenin Londra'da sevinçle karşılanacağını da biliyordu. Bunun için çıkarılan bu aşağılık yalanı zamanında ve bütün dünyanın önünde kesin olarak çürütmesi gerekiyordu. Darnley'i Lohsa olarak yattığı odasına çağırdı ve çocuğu hazır bulunanların önünde onun kucağına verdi ve şunları söyledi. Tanrı sana ve bana bir oğlan çocuğu verdi. Bunun babası senden başkası değildir. Darnley çok mahcup oldu. Çünkü gereksiz kıskançlığıyla bu onur kırıcı söylentinin çıkmasına kendisi neden olmuştu. İçtenlikle söylenen bu söz karşısında ne söyleyebilirdi ki? Duyduğu derin utancı gizlemek için çocuğun üzerine eğildi ve onu öptü. Ama Mary Stuart çocuğunu yeniden kucağına aldı ve yüksek sesle şunu bir kez daha tekrarladı. ''Şu anda kıyamet gününde bulunuyormuşum gibi Tanrı'nın huzurunda yemin ederim ki bu çocuk senin öz çocuğundur ve günün birinde başına bir felaket gelmesinden korktuğum için burada bulunan bütün kadın ve erkeklerin buna tanıtık etmelerini istiyorum.'' Kuşkusuz bu büyük bir yemin ve aynı zamanda tuhaf bir korkuydu. Belli ki gururu kırılan kraliçe böyle neşeli bir anda bile kocası Darnley'e karşı duyduğu güvensizliği gizleyemiyor, bu adamın kendisini ne büyük bir düş kırıklığına uğrattığını ve yaraladığını bir türlü unutamıyordu. Kraliçe bu imalı sözlerinden sonra çocuğu içeride bulunan lordlardan Sir William Standon'a uzatarak bu çocuğun gelecekte İskoçya ve İngiltere krallıklarını birleştirecek ilk kral olmasını umuyorum, dedi. Kraliçenin sözlerine biraz şaşırmış olan Standon şu yanıtı verdi. Neden o madem? Oğlunuz neden majesteleri babasının önüne geçsin? Mary Stuart serzenişli bir ifadeyle babası aramızdaki bağı kopardığı için diye yanıtladı. Odadakilerin önünde fena halde utanan Darnley gerilen karısını sakinleştirmeye çalıştı. Tedirgin bir şekilde bu söylediklerin her şeyi affedeceğin ve unutacağın konusunda verdiğin vade aykırı değil mi diye sordu. Bunun üzerine kraliçe evet her şeyi affedeceğim ama hiçbir şeyi unutmayacağım dedi. O gece Ferdinand Said bana doğrulttuğu silahı ateşlemiş olsaydı karnımdaki çocuğun ve benim durumum ne olurdu dersin o zaman bu asilerin sana karşı nasıl davranacaklarını da tanrı bilir derli madem madem bu ben bu konunun çoktan kapandığını sanıyordum diye uyardı kraliçeyi peki bundan sonra söz etmeyelim öyleyse diye yanıt verdi kraliçe ve kopacak fırtınanın tehlikeli biçimde yaklaşmakta olduğunu haber veren bu tatsız konuşma böylece sona erdi Mary Stuart hayatının bu en zor anında her şeyi affedeceğini ama unutmayacağını söylerken sadece yarım bir gerçeği dile getirmişti. Çünkü kan kanla ödenmedikçe ve zorbalık zorbalıkla karşılık bulmadıkça bu sarayda, bu ülkede barış yüzü görülmeyecekti. Çocuk doğup anne kurtulur kurtulmaz Mary en güvenilir elçisi olan Sir James Melville öğleyin saat 12'de atının eğrini atladı. Akşama kadar bütün İskoçya'yı kat ederek İngiltere sınırına vardı. Geceyi Berwick'te geçirdikten sonra ertesi sabah yoluna yine dört nala devam etti. 12 Haziran günü akşam üzeri gerçekten büyük bir spor başarısı ağzından köpükler saçan atıyla Londra'ya vardı. Burada kraliçe Elizabeth'in Greenwich'teki sarayında bir balo düzenlediğini öğrendi. Yorgunluğunu unutup hemen bir başka ata bindi ve haberi aynı gece iletmek üzere yeniden yola çıktı. Elizabeth neşeli geçen bu baloda bizzat dans etmişti. Uzun süren çok tehlikeli bir hastalıktan sonra sağlığına ve gücüne yeniden kavuştuğuna çok seviniyordu. Canlı renkli ve pudralanmış, kabarık ihtişamlı eteğiyle sadık kavalyelerinin arasında kocaman bir egzotik lale gibi duruyordu. Bu sırada başdanışman Cecil, arkasında James Merville olduğu halde dans edenlerin arasından geçerek hızla kraliçeye yaklaştı ve kulağına Mary Stuart'ın bir oğlan çocuğu, bir varis doğurduğunu fısıldadı. Elizabeth, devlet yöneticisi olarak her zaman mükemmel bir diplomatik özelliğe sahipti. Sakin yapılı ve duygularını saklamasını bilen deneyimli bir hükümdardı. Ama bu haber onun içindeki kadını derinden sarsmış ve kalbinin ortasına bir hançer gibi saplanmıştı. Elizabeth kadın olarak isyankar kalbine söz geçiremeyecek kadar ihtiraslı bir kişiliğe sahipti. Beklemediği bu haber karşısında duyduğu şaşkınlık o kadar büyüktü ki öfkeli bakışları ve sinirinden sıktığı dudakları yalan söylemesini unutturmuştu. Bir an yüz ifadesi sert bir görünüm aldı. Makyajının altındaki kanı çekildi. Elleri kaskatı kesildi. Müziğin hemen susmasını emretti. Dans edenler dona kaldılar ve kraliçe telaş içinde balo salonunu terk etti. Çünkü sinirlerine daha fazla hakim olamamaktan korkmuştu. Ama yatak odasına gelince çevresini saran heyecanlı kadınların arasında biraz önceki sert tutumunu bıraktı ve gerilimli halini unuttu. Duyduğu acıyla derin derin iç çekip inleyerek kendisini bir sandalyenin üstüne bıraktı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. İskoçya kraliçesi bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi. Oysa ben kurumuş bir ağaç gövdesinden başka bir şey değilim. Bu bahtsız kadının hayatının en büyük dramı 70 yıllık hayatı boyunca şu andaki kadar bariz bir şekilde kendisini belli etmemişti. Sevmeyi bilmeyişine içten içe üzülen, kısır olduğunun bilincinde olan ve bunun için acı çeken bu kadının hayatının en büyük sırrı, kalbinin en derin, en kadınca ve en dürüst yerinden, ağızdan kan boşanması gibi yükselen bu feryatta olduğu gibi, böylesine güçlü bir şekilde tezahür etmemişti. Öyle anlaşılıyor ki bu kadın, tam bir kadın, tam bir sevgili ve anne olabilmek uğruna dünyanın bütün imparatorluklarını feda etmeye hazırdı. Aşırı kıskançlığına rağmen Mary Stuart'ın her türlü gücünü, her türlü başarısını görmezlikten gelebilirdi. Ama şimdi yüreğini saran, umutsuz bir isyanla onun anne olmasını Ölesiye kıskanıyordu. Ama Elizabeth ertesi sabah yeniden tam bir kraliçe, tam bir siyasetçi ve diplomat bir kadındı. Öfkesini, memnuniyetsizliğini ve derin acısını soğuk ve vakarlı sözlerin arkasına gizleme sanatını yine mükemmel bir şekilde beceriyordu. Elçi Melvili dostça bir gülümseme ve büyük bir saygıyla kabul etti. Söylediklerine bakılırsa hayatında bundan daha sevindirici bir haber almamıştı. Mary Stuart'a en içten tebriklerini iletmesini rica etti. Çocuğun vaftiz annesi olma vaadini yineledi. Hatta fırsat bulursa vaftiz için İskoçya'ya gelebileceğini de söyledi. Kader arkadaşının mutluluğunu bütün kalbiyle kıskandığı için kendi çapında ezeli bir tiyatro oyuncusu bütün dünya önünde yüce kalpli ve hoşgörülü görünmek istiyordu. Durum bir kere daha yürekli olanın lehine gelişmiş, bütün tehlikeler atlatılmış ve bütün sorunlar en mükemmel şekliyle çözüme kavuşturulmuş görünüyordu. Böylece başlangıçtan beri Mary Stuart'ın üzerinde dolaşan fırtınalı kara bulutlar bir kere daha dağılmış oluyordu. Ama atlatılan tehlikeler gözü kara insanları akıllandırmaz aksine onları daha da çılgın yapar. Mary Stuart dünyaya huzur ve mutluluk içinde yaşamak için gelmemişti. İçindeki uğursuz güç onu rahat bırakmıyordu. Dış dünyanın rastlantısal olayları bir insan yazgısına hiçbir zaman anlam ve biçim vermemiştir. İnsan hayatını biçimlendiren ya da mahveden şey doğuşundan beri içinde var olan ona özgü yasalardır.